Dün majör Avrupa endekslerinde kuvvetli alımlar görülürken Amerika endekslerinde pozitif açılış sonrası zayıf kapanışlar izledik. Piyasada son dönemde o mikron varyantı ile beraber Covid-19 vakalarındaki artış ve Güney Afrika, İngiltere, İsviçre ve Brezilya'dan sonra sonunda Amerika'da da görülmesi beraber piyasada risk iştahında düşüş gözlemleniyor. Var olan aşıların kısmen etkili olmasına rağmen tam etkisinin tartışıldığı bugünlerde, aşı firmalarının yapmış olduğu yorumlar piyasada volatiliteye sebep olurken özellikle havayolu, konaklama ve kruz sektöründe yer alan şirketlerin baskı altında olduğu görülüyor. Kapanma riskine karşın sert satış sonrası toparlama eğilimine girilmesi ise satışların şimdilik tepkisel olduğunu gösteriyor. OECD tarafındaki son tahminlerde de omikron varyantının küresel ekonomide dengesizlikler yaratarak büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonda artış tehdidi olabileceği görüşü açıklandı. Virüs haberlerine ilave olarak salı günü Fed Başkanı'nın yapmış olduğu şahin açıklamalarda havayı bozdu. Özellikle enflasyona yönelik geçici söyleminden uzaklaşılması ve enflasyonun 2022 ortasına kadar yüksek kalabileceği ve tapering'in hızlandırılması gerekeceği şeklindeki görüşleri satışlara sebep olurken, Aralık ayındaki FED toplantısı daha da önem kazanmış oldu. Amerika tarafında ekonomik veri olarak MBA mortgage başvuruları %7.2 geriledi. İnşaat harcamaları aylık %0.4 artış beklentisinin altında %0.2 olarak açıklanırken, ADP özel sektör istihdamı 525 bin beklentisinin üzerinde 534 bin olarak açıklandı. Üretim PMI'ye 59.1 beklenirken 58.3 olarak açıklandı. ISM üretim 61.2 seviyesine yakın 61.1 olarak gerçekleşti. S&P 500 endeksinde defansif sektörler, altyapı, sağlık, temel tüketim en iyi performans sergileyen sektörler olurken, takdirsel tüketim ve telekom en çok kaybettiren sektörler oldu. Son 5 günlük hacim değişimden %30'a yakın artış gözlemlendi. Volatilite endeksi VIX de %15.9 artarak 31.65'e ulaştı. Avrupa tarafında da omikron varyantı ve COVID vakalarındaki artışa rağmen, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıların etkisinin koruyuculuğuna dair olumlu görüş belirtmesi sonrasında kuvvetli endeks hareketleri izlendi. Yatırımcı imserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri, son 10 günlük ortalamanın yaklaşık %14 altında gerçekleşti. DAX endeksi %2.47'ye yakın primle pozitif alandı kapatırken, teknoloji ve sanayi hisseleri en çok değer kazananlar arasında başı çekti. Temel tüketim sektörü ise en çok değer kaybeden sektör konumundaydı. Endekste yer alan 33 hisse değer kazanırken, 7 hisse değer kaybetti. Bugün veri takviminde özellikle Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları ve devam eden başvuruların verileri takip edilecek. Omikron varyantı ile birlikte MTA ve FX piyasalarında da yüksek volatilite izleniyor. Dolar endeksinde salı günü Powell'ın açıklamalarıyla 96.50 üzerine kadar izlenen sert yükseliş önemli ölçüde geri verildi. Ancak endeks hala güçlü konumunu koruyor. Dün 95.67'ye kadar izlenen geri çekilme sonrası, piyasada tekrar negatif havanın oluşmasıyla 96'nın hemen üzerinde kapanış görüldü. Buna paralel olarak Euro-Dolar paritesinde 1.13.60 denemeleri başarısız oldu ve günün kapanışı 1.13.20 civarında gerçekleşti. Japonya'nın ise dolar karşısında değer kazancı devam ediyor. Son haftalarda dikkat çeken değer kayıplarında önemli bir düzeltme yaşanmış oldu. Dolar yen paritesi 113.17 ile açılış yaptıktan sonra günü 112.80 seviyesinde sonlandırdı. Altın ve gümüş fiyatlarında Fed'den sıkılaştırma adımlarının beklentisi ve artan reel faizlerin baskısıyla zayıf seyir izleniyor. Dün FED tarafından gelen açıklamalardan sonra gün içinde 1.50 seviyesini gören Amerikan 10 yıllık tahviller yatay bir hareketle 1.43 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa bölgesinde ise İngiltere haricinde yatay bir seyir var. İngiltere 10 yıllıkları bir baz puan daralıp %0.817 seviyesinden işlem görürken, Almanya 10 yıllıkları eksi %0.348, Fransa 10 yıllıkları %0.106, İtalya 10 yıllıkları %1 seviyesinde işlem görmekte. Merkez Bankası'nın kura müdahalesine rağmen kurda görülen volatiliteyle Türk hazinesi eurobondları gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak güçlü satıcılı seyretti. 5 ila 30 bas puan genişleme görülen getiri eğrisinde kısa ve orta vadenin daha baskın olduğu görülüyor. 5 yıllık vade getirisi 13 bas puan genişleyerek %6.91 civarındayken, 10 yıl vadeli kıymet getirisi hafta başından bu yana 8 bas puan genişleyerek %7.33 seviyesinden işlem görmekte. Uzun vadeli kıymet getirisi ise %7.73 seviyesinden işlem görüyor. 5 yıllık risk primi ise 21 bas puan artarak 530 seviyesinden fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.